AKP ve MHP'ye vermezdim. Peki, sizce Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Hayır, olmamalı. Sizin adayınız kim peki? Benim adayım bayan neydi ya? Meral Akşener. Hiçbir tanesi. Hepsini bu vatan için engel unsurlar olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir tanesi Sünni Partisi, bir tanesi Alevi Partisi, öteki Kürt Partisi, öteki Türk Partisi. Bunların hepsi bölücü. Teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş. Yok, CHP'ye. Allah beni teşekkür ederim. Peki Kılıçdaroğlu sizce Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Yok, olmamalı. Sizin adayınız kim? Ekrem İmamoğlu. Neden? Bilmiyorum, daha iyi yönettiğini düşünüyorum. Mansur Yavaş da olabilir tabii. İyi Parti, Meral Akşener. Peki neden? Neden? Çünkü Türkiye'ye artık böyle vicdanlı bir anneyle, bir kadın eli değmesi gerekiyor. 20 yıldır başımızdakilerden ne hale geldiğimizi herkes görüyor. Ekonomi berbat, tarım berbat, tarım ülkesi berbat. O yüzden Meral Akşener'in bunu çözeceğine inanıyorum. O yüzden oyum İyi Parti'ye. Ben AKP haricinde herhangi bir partiye oy verdim herhalde. Peki bir adayı, mesela Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olsa verir misiniz? Olur. Uygun olabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin için adayda neler olmalı? Hangi özellik? Şimdi bir kere Türk toplumu biraz lider özellikleri olan birine ihtiyacı olan bir toplum. Çünkü onun peşinden gidebilecek birileri lazım. Kemal Kılıçdaroğlu birazcık daha sert, biraz daha böyle lider vasıflarını yerine getirmeye çalışırsa, o zaman daha sert bir muhalefet yaparsa, o zaman daha başarılı olabilecek diye düşünmekteyim. CHP'ye o verdi. Bir adayınız var mı peki? Hayır, yok şu an. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı sizce? Bence olmalı. Millet İttifakı hakkında kesinlikle. Peki, sizce Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Bence aday olmamalı. İki adayım var benim, kafamda belirlediğim. Mansur Yavaş, Tanju Özcan. Neden peki onlar? Mansur Yavaş Ankara'ya yeni bir yer geldi ama büyük değişimler yaptı. Gerçekten halkını düşünen birisi. Tanju Özcan da tam benim kafa yapıma uygun bir insan. Çünkü mültecileri istemiyor ülkesinde. Kendi ülkesindeki insanları savunan bir insan. Milliyetçi bir insan. Bugün seçim olsa Zafer Partisi'ne oy veririm. Neden peki? Çünkü tarafsız bir parti. Halkı düşünen ve gençlere özellikle çok güzel vaatlerde bulunan bir parti. Kendisi şu an Zafer Partisi'nin kurucusu Ümit Özdağ şu an pek gündeme gelmiyor. Malum gelmemesinin de sebepleri var. Medya fazla gündeme getirmiyor. Ama benim safım belli yani. İktidara gelemese de genç kardeşlerimizin adına da yani şu an gençlerin hepsi okuyan insanlar, geleceğinden şüpheli. Yani herkeste bir kaygı var, gelecek kaygısı var gençlerde. Okumayan insanlarda da benim gibi, mesela ben çalışıyorum, esnafım. İnanın var ya, 1,5 milyar elektrik faturası geldi berberim yani, küçücük dükkana. Yani geçinemiyoruz, vallahi geçinemiyoruz. Artık yani gitmiyor. Ya ben 23 yaşındayım, hayattan soğudum ya. Vallahi billahi hayattan soğudum, yaşamak istemiyorum artık, o dereceye geldim yani. Çalışsam da yok, çalışmasam da yok. Ben de o yüzden çalışmıyorum artık. Selahattin Demirtaş'a. Neden peki? Selahattin Demirtaş yani halkın adamı ya. Bugün içeriği süsleyen bir adam, yarın yani dışarıya çıksa vallahi ülkeyi süsler abla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisi. Adaletten yana, halktan yana, garibandan yana, fakir, emekçiden yana. Peki sizce Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Olmalı. Peki neden? Neden? Çünkü garibanın, halkın, emekçinin, çiftçinin halini biliyor. Yoksulluk has sınırında. İnsanlar mağdur. Paramızın kıymeti kalmadı. Paramız pul oldu. Her şey ateş pahası. İnsanlar ekmeğe muhtaç kaldı. Yani ben HDP veriyorum da. Şu anda yani başka aklımda kimse falan yok yani şu anda. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Ona da verebiliriz yani. O da sıkıntı değil yani. Yani Millet İttifakı'nı destek. Yani AK Parti'den başka hepsine verebilirim yani. Sıkıntı yok yani. Kim oy veririm? Normalde siyasi olarak birini desteklemiyorum. Çünkü hepsinin aynı yolda ilerliyorlar ama Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı ona verirdim oyumu. Peki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Olmamalı. Hayır. Neden peki? Kaybediyor. Sürekli kaybediyor yani. Olmamalı. Ben kendim şu an yani tek destek vereceğim adam Mansur Yavaş olurdu. Başkasına destek vermezdim.